Henüz hurda olmamış eleman arıyoruz. Ne verirsek yiyecek, teşekkürler diyecek, hak hukuk bilmeyecek eleman arıyoruz. İş verdikçe yapacak, dış dünyadan kopacak, bir tek bize tapacak eleman arıyoruz. Biz doymadan yemeyen, maaşım az demeyen, bir de zam istemeyen eleman arıyoruz. Eskişehir emeklilikleri yaşatılanlar, gönül başkanımıza selamlar. Eskişehir'den selamlar başkanım. CHP'li milletvekili Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında emeklilerin maaşları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. EYT'lilerin bu akşam başlayacakları ışıkları söndürüp yakma eylemine destek oldu. 20.30'da 10 dakika elektrikleri açıp kapama eylemine başlıyorlar. Emeklilikte yaşadıklarımlar yaşadıkları mağduriyeti bu şekilde anlatmak ve duyurmak istiyorlar. Ben de bugün onlara destek için ışıkları söndürüp tekrar yakıyorum. 2000 yılından önce emekli olanların maaşlarına yapılacak intibak düzenlemesiyle bir miktar rahatlama olduğunu, ancak 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak uygulanmadığı için çok düşük maaşlar aldıklarını anlatan Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intibakla ilgili verdiği kanun teklifinin AK Parti oylarıyla kabul edilmediğini söyledi. Evet arkadaşlar, EYT Derneği olarak 10 Kasım Pazar günü yine Kadıköy Rıhtım'da bütün EYT'li arkadaşlarımız, gönüllü arkadaşlarımızla sevgili Gönül Başkanımızın yanındayız. Gönül Başkanımıza desteğiz. Buyurun başkanım, neler selamlar söylemek istersiniz? Arkadaşlar. Pazar günü Kadıköy'de Eminönü'nün Kadıköy Vakıf İskelesi'nin önündeyiz. Hepinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kadıköy'deyiz yine. Her zaman destek, tam destek. Derneğimiz sizlerle beraber ayakta duracak. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Kadıköy'deyiz, bekliyoruz. Saat 6'ya kadar buradayız. Alper Bey. Merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Havamız çok güzel. Kadıköy çok güzel. Bütün dostlarımız, arkadaşlarımız standımıza bekliyoruz. Buradaki arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın. Destek olun, hep beraber gelin. Fotoğraf çektirelim. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda en son geçen hafta pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraberdik. Hatta bu konuyu yorumladık. Uzun uzun da konuştuk. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hükümetin bu konuda aslında ne yapacağı çok merak ediliyor ve kafalar çok karışık. Çünkü AK Parti kendi içinde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yasal düzenleme yapalım şeklinde düşünürken, Milliyetçi Hareket Partisi aynı şekilde düşünürken, Sayın Cumhurbaşkanı emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da çalışma başlattığı halde, daha sonra geldiğimiz noktada baktığımızda en son bir açıklama yapmıştı. O da açıklama da aslında kendisine bir soru sorulduğunda, ya erken yaşta işte 30 yaşında, 40 yaşında emekli mi olunur, 50 yaşında emekli mi olunur gibi bir açıklama yaptı. Ama bu açıklamalar Yaman çok tepki alıyor. Gelinen noktaya bakıldığı zaman anketler yapılıyor. Şu anda bütün siyasi partiler sürekli haftalık, aylık anketlerini yapıyor. Anketlerde de emeklilikte yaşa takılanlar konusu her zamanki gibi o sıcaklığını koruyor. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar ne olursa olsun yılmayacak bir kitle. Ve bu da hükümeti aslında biraz da rahatsız ediyor. Çünkü şöyle, bu konuyu kapatalım, artık konuşmayalım denildiği zaman konuşulmayacak bir konu değil. O yüzden bu konu kapanmıyor. Ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticileri toplantılar yapıyorlar. Federasyon kurma çalışmaları var Türkiye'de. Daha sonradan da bir karar alındı geçen hafta. Konfederasyon kurmaya da karar verdiler. Kitlenin gücü her geçen gün artıyor.
Ve emeklilikte yaşa takılanlar işte bizlere soruyorlar durum ne olacak diye. Büyük ihtimalle hani emeklilikte yaşa takılanlar dernek başkanı ve yöneticilerine de soruyorlar ama emeklilikte yaşa takılanlar mağdur olan kitlenin derneğin yanında olması lazım. Dernek ne kadar büyürse, federasyon, konfederasyon haline gelirse daha da büyük haklar talep etme şansı yakalarlar. Görüşmek üzere. Hep destek olmak zorundayız. Kenetlenmiş olmak zorundayız arkadaşlar. Biz başaracağız, biz kazanacağız. Ben inancımı hiç yitirmedim. Sizlerin de yitirmesini istemiyorum. Sonuna kadar, sonuç alana kadar bu davanın arkasındayız. Görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın. We'll be right back.